Merhaba eski okuyucuları. Şu anda yavaş yavaş Globe'una doğru gidiyoruz. Bu yolu hep biliyorsunuz aslında. Bu yoldan biz hep geldik. Aşağıda gördüğünüz gibi şurada Press Center var. Buranın aşağısı press konferans. Buradan merdivenlerden çıkma maratonunuzu biliyorsunuz. Burada işte Stockholm'un çeşitli resimleri falan var. Şurada Globe'un arena yazıyor gördüğünüz gibi. Come Together afişleri çok olmasa da arada bir karşımıza çıkabiliyor. Az önce çok komik bir olay oldu ayrıca onu da anlatalım. Press Conference'dan Press Center'a geçerken güvenlik görevlileri var. Orada da Nina Kraliç Press Center'a geçecekti. Ve Nina Kraliç'ten hani ben şaka yapıyor falan sandım görevli. Şeyini istedi. Becini. Boyun askısını istedi. Hani kadın şey yaptı. Bizim de mi ihtiyacım? Bize de mi falan yaptı? Evet onlar da hani hiçbir fark yok aslında. Okutmamız aslında burada gerek yok. Burada görevli yok ama tam tersine Globe'dan şu an gördüğünüz gibi o geçen gün dışarıda gösterdiğimiz köprüden içeri doğru geçiyoruz. Bol bol merdivenin çıkıyoruz ama yani 15 hani bir 5-10 dakika Globe'una gidiyoruz. Şu an Hovet'le Globe'un arasındaki geçişlik köprüdeyiz. Kapı açmıyor. Aynen burada scanliyormuşuz. Bu şekilde içeri giriyoruz Globe'una. Daha önce dediğimiz gibi güvenlik her yerde çok aşırı. Şurada press view diye hani bize yönlendirmeler zaten oluyor ki olmak zorunda. Yoksa burada şu an Globe'un içindeyiz ayrıca. Onu da belirtmek istiyorum. Globe'un ama sahne hakkında bize biraz basık göründü şahsen. Böyle hani 3,5 santimetre çökünce bu kadar olacağını bilmiyordum. Bu arada ben tek sahneyi ilk kez görüyorum. Bu arada yayını ayrıca Escape'in ortak çalışmasıyla. Ben şu anda sahneye ilk defa gidiyorum bu arada. O yüzden yolu da görmüyorum. Sağ mı gidiyoruz? Tamam. Yalnız bayağı uzakmış geçen sene. Çok uzak ya. Geçen sene göre bayağı uzakmış aynen. Tekrardan merdiven. Hani bu yıl böyle dizlerimizde kireçlenmesiz dönebilirsek ülkemize zaten mutlu olacağız. Merdivenler böyle aralığı fazla değil yani. Özellikle press center'dan inip çıkarken, konferanslardan inip çıkarken çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ha? Buradan devam ediyoruz. Devam. Daha devam. Biraz sonra Arena'yı göreceğiz. Sonunda Globe'un meşhur Globe'una gidiyoruz. Herhalde temsilciler de bu kadar uzun yol yürümüyordur. Onları golf arabalarıyla taşıyorlar büyük olasılıkla. Aynı hani daha önce. Ve ta 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 ta. İşte arenaya geldik. Globe'undayız. Hemen aslında. Az sonra Iveta Mukuçan'ın Ermenistan Love Wave'in provası gerçekleşecek. Şu anda break kısmı değil mi? Evet. Şu an evet bir saatlik aradayız. Bir 15 dakika falan kaldı. Bir şeyler atıştı. Şöyle gösterelim. Bu yıl yapılmaya çalışan şey özellikle sahneye girince bu daha çok dikkatinizi çekiyor. Green Room'dan sahneye kadar tamamen ışık ve spotlarla oluşturulmaya çalışılan bir derinlik ki başarılmış bir derinlik durumu var. Şöyle devam edelim. Bu arada Globe'un tavanı Globe'unluğunu hissettiriyor. Buradan ortalara doğru gidebiliyoruz. Ortalara doğru gidelim. Şurası şu gördüğünüz bölge Green Room bölgesi. Hani burada bile Green Room'da bile her Green Room'dan hani ışık var. Bu yıl ışık oyunları çok kullanılmaya çalışılmış. Bu ışık oyunları sahnesinde bizim elimize bir sahne değil birçok sahne geçiyor. Şu an ekipler yavaş yavaş geliyor çünkü gördüğünüz gibi yavaş yavaş kameraman ekipler geliyor. Çünkü mola bitmek üzere. Şu an Arena'yı tam karşıdan göreceğiz sizlerle. Aynen. İşte tam Green Room'un arkasındayız. Tamamen
Ericsson Club'daki Eurovision 2016 arenası. Şu an ledler belli olmuyor. O yüzden şey değil. Green Room'da da gördüğünüz gibi Green Room alanı kapalı ve ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz yukarıdaki bölgeler bu yorumcuların, mesela Türkiye'den eskiden Bülent Özveren'in yorum yaptığı yerlerde. Orada, oralardan sahneyi izleyip hepsi oradan yarışmayı yorumluyorlar. Commentator diye geçen bölge. Ve şurada da gördüğünüz gibi catwalk var. Evet, Globe'un da durum bu. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.